İyi akşamlar, burası Amerika'nın Sesi Washington. Ben Barış Ornerli. Sayın izleyiciler, Başkan Barack Obama dün Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai'la ortak strateji anlaşması imzaladı. Afganistan'a önceden açıklanmayan bir ziyaret yapan Obama'nın imzaladığı belge, 2014'te Amerikan askerlerinin çekilmesinden sonra Amerika ile Afganistan ilişkilerini belirleyecek. Başkan Obama anlaşmayı imzalamak için ani olarak Afganistan'a gitti. Obama, gece geç saatlerde ulaştığı Kabil'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda imzaladığı anlaşmanın önemini vurguladı. Anlaşma, NATO kuvvetlerinin savaş rolünün tamamlanacağı 2014 yılından sonraki 10 yılın düzenlemesini yapıyor. Hep birlikte savaşın yerini barışın alması ve daha umutlu bir gelecek için iki eşit ortak olarak çalışma koşullarını belirledik. Bagram Hava Üssü'ndeki Amerikan askerlerine teşekkür eden Barack Obama konuşmasında anlaşmayı Amerikan halkına da açıkladı. Bugün Amerika ve Afganistan arasında tarihi bir anlaşma imzaladım. Bu anlaşma iki ülke arasındaki yeni ilişkilerin temelini belirliyor. Obama bu ay Chicago'da yapılacak NATO zirvesinde koalisyon ülkelerinin Afgan kuvvetlerinin gelecek yıl ülkelerinde muharebe görevini üstlenmesi için hedef belirleyeceğini de söyledi. Uluslararası birlikler Afganları eğitmeye, onlara danışmanlık yapmaya ve yardıma devam edecek. Gerekirse onlarla birlikte savaşa katılacak. Ancak biz daha çok destek rolü üstleneceğiz. Amerikan İlerleme Merkezi uzmanı Brian Katulis'e göre anlaşma, Amerika'nın Afganistan'la uzun dönemde çalışmaya devam edeceğini gösteriyor. Anlaşma onları yarı yolda bırakmayacağımızı gösteriyor. Bu belge, onlarla birlikte çalışmaya devam edeceğimizin çok önemli bir kanıtı. Anlaşma, Amerikan donanmasının El-Kaide lideri Usame Bin Laden'i Pakistan'da öldürmesinden bir yıl sonra imzalandı. Başkan Obama, savaşın esas hedefinin El-Kaide'nin terör saldırılarını engellemek olduğunu ve bu hedefe ulaşıldığını söyledi. Bu savaş Afganistan'da başladı, Afganistan'da bitecek. Obama, Karzai'ye Amerika'nın Afganistan'da hedefine ulaştığı ve burada kalıcı üs kurmayacağı konusunda da güvence verdi. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Taraflar arasında dün imzalanan stratejik ortaklık anlaşması, Amerika'nın 2014'ten sonraki 10 yıl boyunca Afganistan'a vereceği desteği belgeliyor. Amerikan ve Afgan askerleri aynı cephede mücadele etti. Amerika, Afgan ordusunu ve polisini güçlendirmeye çalıştı. Ekonominin geliştirilmesi için milyarlarca dolar yatırım yaptı. Yeni stratejik ortaklık anlaşması 2014'ten sonra Amerika'nın Afganistan'a desteğini sürdüreceğini gösteriyor. Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın da hedefi bu. NATO ve ortakları 2014 yılından sonra da Afganistan'ı terk etmeyecek. Bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımları kaybetmemek için desteğimizi sürdürmeliyiz. Batılı devletler 2014 yılından sonra Afgan güvenlik güçlerine destek vermek için ne kadar kaynak ayrılması gerektiğini değerlendiriyor. Uzmanlara göre ayrılacak kaynak ne olursa olsun şu anda harcanan 100 milyar dolardan daha az olacak. Lisa Curtis, Heritage Vakfı uzmanı. Amerika'nın 11 Eylül'de olduğu gibi bir saldırıya maruz kalmaması için 2-3 milyar dolar kaynak sağlayarak Afgan güvenlik güçlerine destek vermemiz büyük bir masraf olarak görülmemeli. Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, Kabil hükümetini eleştiren Kaliforniya Milletvekili Dana Rora Becker'ın ülkeye girişini yasakladı. Rora Becker, stratejik anlaşmanın ulus inşası projesinin başarısız olduğunu kanıtladığını savunuyor. Bu kadar kötü durumda olmamızın nedeni, askerlerimizi oraya göndererek yerel halkı Kabil hükümetini meşru yönetim olarak kabul etmeye zorlamamızdır. Çünkü Kabil hükümeti yolsuzluğa karışmış Karzai tarafından yönetiliyor. Askeri yetkililer güvenlik güçlerinin eğitimi için 2014 yılından sonra da Afganistan'da kalmak gerektiğini söylüyor. Tüm General John Toulon da bu görüşte. Güvenliğin sağlanabilmesi ve halk arasında güven oluşturulması açısından özellikle polis kuvvetlerinin eğitimi için ne kadar süre gerekiyorsa askerlerin orada kalması gerekiyor. Yetkililer daha önce de Amerikan askerlerinin gece baskınlarının düzenlenmesi ve hapishanelerin Afgan görevlilere devredilmesi konusunda da anlaşma imzaladı. Uzmanlara göre stratejik ortaklık belgesi 1990'lı yıllarda Sovyet işgalinin ardından yapıldığı gibi Amerika'nın bölgeyi terk etmeyeceği konusunda Pakistan ve Taliban'a güçlü bir mesaj veriyor.
Lisa Curtis bu görüşe katılıyor. Bence bu anlaşma Amerika'nın Taliban'la barış anlaşması imzalama zorunluluğu hissetmediğini gösteriyor. Elbette Taliban'ın da dahil olduğu bir uzlaşma istenen bir şey. Ama önümüzdeki iki yıl içinde anlaşmanın şart olduğunu söylemek doğru olmaz. 2014 yılından sonra Afganistan'da konuşlanacak askeri güç eğitim verebilir, hava desteği sağlayabilir ve istihbarat paylaşımını devam ettirebilir. Seda Çoban, Amerika'nın Sesi, Washington. Sayın izleyiciler, Amerika'nın bir yıl önce Pakistan'da saklanan Osama Bin Laden'i öldürmesiyle dünya tarihinin en masraflı insan avlarından biri sona erdi. Washington ve İslamabad arasındaki ilişkilerin baskınla birlikte daha da gerildiği ve tarafların bu süreçte zorlandığı görülüyor. Osama Bin Laden'in Abbottabad kentinde saklandığı ev şimdi harabe halinde. Komşuları Osama Bin Laden'in Amerikan özel güçleri tarafından öldürüldüğü geceyi hala hatırlıyor. Helikopterlerden biri düştüğünde terastaydım. Diğer helikopter Bin Laden'in evinin üstünde uçtuktan sonra iniş yaptı. Evimin sokak kapısından içeri rüzgar estiğini hatırlıyorum. Amerika, Afganistan'ı işgal ettikten sonra El-Kaide lideri, yerel halkın Veziristan Malikanesi adını verdiği eve yerleşmeden önce Pakistan'da kaçak yaşıyordu. Bin Laden, 3 eşi ve çocukları 5 yıl bu evde yaşadı. Bin Laden'in evi Şubat ayında Pakistanlı yetkililer tarafından yıkıldı. Bin Laden'in evine girme iznine sahip az sayıda yetkiliden biri olan eski subay Şevket Kadir, eski El-Kaide liderinin ideolojik mirasını yerle bir etmenin daha zor olduğunu söylüyor. Pakistan'daki Taliban örgütünün El-Kaide ile bağları var. El-Kaide'nin özellikle Pencap'ın güneyinde hala desteklendiğini biliyoruz. Pakistanlıların El-Kaide ile büyük sorunları var. Pakistanlı yetkililer iç güvenlik sorunlarından dış güçleri sorumlu tutup ordu yanlısı dini grupları göz ardı etmekle suçlanıyor. Amerika'nın düzenlediği baskından sonra dini gruplar orduya destek vermiş ve saldırıyı Pakistan'ın bağımsızlığının ihlali olarak tanımlamıştı. Amerika'nın Pakistan Büyükelçisi Cameron Munter, operasyonun her iki ülke için yararlı olduğunu söylüyor. Bin Laden'e yönelik saldırı Pakistan'ı hedef almıyordu. Bu saldırı ortak bir düşmana yönelikti. Pakistanlıların bu konudaki rahatsızlıklarını gidermek için iki ülkenin daha yakın işbirliği yapması şart. Diplomatik görüşmeler iki tarafın da güven tazelemesini sağlayamadı. 24 Pakistanlı askerin Amerikan hava saldırısında ölmesiyle ilişkiler iyice bozuldu. Amerika, Afganistan'daki güçlerini geri çekmeye hazırlanırken, Pakistan-Amerika ilişkilerini düzeltme çabaları da canlandı. Esad Münir, Pakistan İstihbarat Teşkilatı eski yetkilisi. İki ülke arasındaki ilişkiler geçen yıl 2 Mayıs gününden önceki gibi olmayacak. Ancak ilişkilerin düzelmesi gerekiyor. Pakistan ve Amerika işbirliği yapamazsa Obama'nın Afganistan'dan çekilme planı işlemez. Uzmanlar Bin Laden'in ölümünden sonra en büyük güvenlik sorununun El-Kaide'yi Batı'ya karşı İslam direnişinin sembolü sayan örgütlerden kaynaklanacağı görüşünde. Melek Çağlar, Amerika'nın Sesi, Washington. Sayın izleyiciler, Mısır'da devrim sonrası yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçimine katılacak adaylardan biri Müslüman kardeşlerin adayı Muhammed Mursi. Amerika'nın Sesi Kahire muhabiri Mursi'nin kampanyasını izliyor. Muhammed Mursi, İslamcı Müslüman Kardeşler grubunun ilk tercihi değildi. Ancak ilk aday seçimden men edilince Mursi üstlendiği adaylık rolüne hemen ısındı. İster vatandaşlardan oluşan bir grup kalabalık olsun, ister siyasetçiler, Müslüman Kardeşlerin Özgürlük ve Adalet Partisi'nin lideri seçmenin nabzını tutmayı iyi biliyor. Mursi, Zagizig Üniversitesi'nde öğrencileri soru sormaya ve siyasete katılmaya çağırdı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra da seçilsem bile halkın devrime devam etmesini istiyorum.
Memleketi Edva'daki hemşerileri, Amerika'da mühendislik okuyan Mursi'nin köklerinin mütevazi köy hayatına dayandığını söylüyor. Biz ağzımızda altın kaşıkla doğmadık. Babam yıllarca çalıştı, didindi. Beni her gün okula eşek sırtında götürürdü. Mursi her konuşmasında Mısır'daki siyasi, sosyal ve ekonomik değişimin İslam ilkelerine dayanacağını vurguluyor. Mursi'nin bu tavrı bir zamanlar yasaklı olan Müslüman kardeşlere tutunan inançlı kesimi memnun ediyor. Hanan Zekeriya da Müslüman kardeşleri destekliyor. Muhammed Mursi cumhurbaşkanlığını hak ediyor. Bugün onun sayesinde Mısır'da yaşıyoruz. Eskiden öyle değildi. Sürgünde yaşıyorduk. Temeli dini inanca dayalı yeni Mısır, yabancı kökenli olan her şeye kuşkuyla bakıyor. Mursi bu gerçeği kabul ediyor. Burası, yani Nil Deltası, Mısır'ın başlangıç noktası. Bu nedenle Arapça konuşmak daha uygun. İngilizce konuştuğumu duyarlarsa öfkelenirler. Ülkedeki İslami uyanış, azınlıktaki Kıpti Hristiyanlar dahil birçok Mısırlıyı kaygılandırıyor. Ancak Mursi'nin eşi Necla Ali, iki grubun uyum içinde yaşayabileceği görüşünde. Müslümanlarla Hristiyanlar arasında hiçbir sorun yok. Bu özellikle İslam'ın gerçek ilkelerinin aydınlattığı gerçek Müslümanlar için geçerli. Mursi'nin mesajının ve geçmişinin güçlü olduğu görülüyor. Eski muhalif siyasetçi geçen yılki ayaklanmalar sırasında tutuklanmıştı. Ancak Mursi, Müslüman kardeşlerin siyasette kısıtlı rol oynayacağı konusunda verdiği sözün altında eziliyor. Seçmen Said Hüsni, bilimsel araştırmacı. Müslüman kardeşler önceleri Cumhurbaşkanlığı seçimi için aday çıkarmayacağını açıklamıştı. Şimdi bu sözü tutmuyor. Sözlerini tutmalarını istiyorum. Mursi'nin partisi parlamentoda çoğunluğa sahip. Bu durum partinin sade vatandaş için hiçbir şey yapmadığına inanan seçmenlerin hoşuna gitmiyor. Duraklama dönemine girdik. Görüyor musunuz? Ucuz elbiseler giyiyor, minibüslere biniyoruz. Hala Mursi ve onun gibileri mi seçmek istiyorsunuz? Mısır'da en iyi örgütlenen hareket için sorumluluk alma dönemi başladı. Mısır'ın ilk gerçek cumhurbaşkanlığı seçiminde geçmişle gelecek arasında köprü kurma görevi Mursi'ye düşüyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington. Evet, Washington'dan bugünlük de bu kadar. Amerika'nın Sesi'nin bu ve diğer programlarını internette amerikanınsesi.com adresinde izleyebilirsiniz. Yarın 20.45'te görüşmek üzere. Washington'dan iyi akşamlar.